CRI Türk'ten merhabalar. Bu hafta yine Türk futbolunda önemli kilometre taşlarından birisini daha konuk ediyoruz. Yıldız isimlerinden birini daha konuk ediyoruz. Ergün Penbe konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türk futbolunda gerçekten de sayabileceğimiz kadar, yani sayabileceğimizin üstünde yok. Yıldız oyuncu var ve onlar isimlerini, marka değerlerini yükselterek, futboldan sonra da yükselterek devam ettiler. Sizin gibi. Biz sizi tanımak istiyoruz bu programda. Doğduğunuz günden, Zonguldak günlerinden bugüne kadar bir sözünüz var, beni çok etkiledi. Zonguldak'ta doğdum, futbolcu olmasaydım maden işçisi olacaktım. Bu cümleyi kullanmışsınız. Sizden dinleyelim. Maden işçisi mi olacaktınız, yoksa futbola nasıl girdi, kader nasıl getirdi sizi buraya? Tabii şimdi ben 17 Mayıs 1972 Zonguldak Kilimli doğumluyum. Futbol yaşantıma 10 yaşında Kilimspor'da başladım. Dediğin doğru. Eğer futbolcu olmasaydım orada ya madenci olacaktım ya da başka bir şey. Orada başka bir şansınız yok. Zonguldak kömürüyle meşhur. O zaman kömür ocaklarının çok olduğu bir yer. İşçilerin oradan faydalandığı bir yerde. Yani özür dilerim. Nasıl bir şansınız yok? Yani orada bir ticaret yok mu? Orada insanların alışveriş yaptıkları. Hani ticaret yapabilirdiniz. Devlet yani bizim şimdi daireleri tabii ki, yok mu? Tabii sadece ki şimdi çok daha farklı. Çok daha seçenekler var. Bizim dönemimizde o kadar seçenek yoktu. Yani düşünün ülkenin birçok yerinden göç alan bir yerde Zonguldak, iş imkanı olduğu için atıyorum Erzincan'dan tut, Kars Ardahan'ından tut, herkes oraya çalışmaya geliyordu. Düşünün ben de futbolcu olmasam o gelen insanların yanında oranın yerlisi olarak ben de belki madenci olacaktım. Onun için öyle bir söz kullandım. Ama ben futbolu çok seviyordum. Yeteneğim vardı. Futbolcu olmak istiyordum. Bir de Zonguldak Kilimli ilçesi çok sahil kasabası bir yer. Biraz orada da alkol tüketiminin fazla olması tabii sizi de etkiliyor. Nasıl etkiledi? Çünkü alkol biliyorsunuz kötü bir alışkanlık, kötü bir madde. Orada da çok tüketildiğinden bu sefer sizi farklı yerlere de itebiliyor. Şimdi mesela bizim orada düğünler olurdu. Her düğünde kavga çıkardı. Neden? Alkol tüketiminin fazla olmasından dolayı. Tabii ben bunları hep gördüm, bunları yaşadım. Ben böyle olmak istemediğim için, yeteneğimin de farkına vardığım için ben dedim ki futbolcu olacağım. Daha şimdi küçükken. Çocuk yaşta biri, hani çocuk nasıl yeteneğinin farkına varır? Herhangi birisi yok muydu? Vardı tabii, amcamın oğlu vardı mesela, Cengiz abim. O da çok futbolu severdi. Onunla zaten evin önünde oynardık. Sonra mahalle maçlarına dönüştü bu. İşte herkes zaten sen anlamasan bile sana anlatıyorlar. Şimdi ben iyi oynadığım için duyuyorsun. Bu çok iyi, çok yetenekli, ileride futbolcu olacak. Bu hep kulağına geliyor. İyi oynadığın için yani. Mahalle maçlarına bakıyorsun, ön plana çıkıyorsun. Mesela beni oynatmazlardı, hep kaleye geçirirlerdi. Öyle mi? Neden? Çünkü topu aldığım zaman ayağımdan kimse alamıyordu. Gidip gol yapıyordum. Ve şey oluyordu, dengesiz, orantısız güç oluyordu. Ben onun için kaleye sokuyorlardı. Ben kaleye geçiyordum ama kaleden alıyordum bu sefer. Çalımlaya çalımlaya giderek yine gol atıyordum. Biraz problemler çıkabiliyordu. Kaç yaşlarıydı o zaman? O zaman düşün 8-10 yaş arası. Zaten 10 yaşında Kilimlispor'a başladım. Mahallede oynaya oynaya. Mesela babam istemiyordu ilk zamanlar hiç. Futbolcu olmamı. Eskiden çay ocağı hep vardı. Öyleymiş. Tabii ki. Gelen konukların %99'u babam istemiyordu. Biz kaçarak şimdi oynadım. Düşünün ellerinden tutup getirdi anne babalar. Bizim dönemimizde işte üstün çamur oldu, kirlendi, ayakkabım parçalandı. Okumayacaksın, çok devlet memuru olmayacaksın diye. Yani oku diyorlardı. Rahmetli teyzem de öyleydi. Okumamı çok istiyordu ama benim o yönde yeteneğim yoktu. Evet, liseye kadar okudum. Ondan sonra dedim ki ben topçu olacağım. Buradan ekmek yiyeceğim diye. İşte 10 yaşında Kilimspor'a yazıldım. Nasıl yazıldım? Biraz sonra nasıl yazıldığımı dinleyelim. Kısa bir ara verelim. Heyecanlı yerdeyiz. Çünkü biraz sonra birlikteyiz. CRI Türk. CRI Türk'te Ergün Penbe konuğumuz. Tam 10 yaşında ilk futbola, profesyonel değil ama futbola ama, resmi bir adım gibi bir şey oldu değil mi? Yani bir kulüp bazında. Evet, işte mahalle maçlarından çıktık. Artık kulüp bazında bir futbolcu olmayalım. İlk adımımı attım 10 yaşında. O da nasıl oldu? Mahallede yine top oynuyorum. Babam o zaman devlet memuru, sendikada çalışıyor. İşi yoğun olduğu için gelememiş. Bir arkadaşını göndermiş. O geldi, beni okul bahçesinden aldı. Hadi yürü dedi bana. Kilimspor'un idmanına gidiyoruz diye. Dedim nasıl? İşte baban söyledi, getirmemi, o çok yoğun dedi. Neyse gittik biz. İdmana çıktım. Bir taraftan da şey yapmış babanız da. İstemiyorum ama yani, hadi bunun şeyine... Şöyle bir şey var. Babam dediğim gibi bir kahvehane işletiyordu. Beni devamlı orada çalıştırıyordu. Ben işte çayları dağıtıyordum, bulaşıkları yıkıyordum, kaçıyordum okul bahçesine top oynamaya. Babam geliyordu. Beni alıyordu, zorla getiriyordu. Yani bazen gitmiyordum, dövüyordu beni. Sopa yani. Kaç tane sopa kırıldı hatırlamıyorum yani. Sonra bunların üzerine babama bir arkadaşları demiş ki bak böyle böyle bir oğlum var. Çok yetenekli, geleceğini iyi görüyoruz. Topçu kesin olur falan. Bunun üzerine babam böyle bir eylem yapmış. Sağ olsun arkadaşını. Evet. Gönder. Ben de çıktım ilk Kilimspor antrenmanına. İşte antrenmana çıktım. Beni çok beğendiler. Penaltı yarışması oldu. Birinci oldum. Bana yine gel dediler. Tekrar ikinci gün antrenmana gittim. Ve böylece Kilimspor serüvenim başladı. Yaklaşık 9 yıl. Kilimspor'un altyapısında işte minik takım, genç takım, yıldız takım, amatör takım. Her branşında oynadım. 3. ligde oynadım. Sonra Ümit Milli Takım'a seçildim. Kilimlispor'dayken. Ümit Milli Takım'a seçince tabii bu sefer diğer birincilik takımlarını da göze giriyorsunuz. İşte Ümit Milli Takım'a 3. ligden bir oyuncu seçilmiş. Tabii. Kim merak ediyor insanlar. Yetenekli mi değil mi nasıl diye. Ümit Milli Takım'da oynamaya da başladım. Peki yani Ümit Milli Takım'a seçildim. O çok basit bir cümle oldu. O zaman mutlaka çok büyük heyecan veren bir harekette bir çağrılmak, ondan sonra Ümit Milli Takım'da oynayacağım, Kilimlispor'dan çıkacağım, artık bütün Türkiye değil dünya görecek gibi bir duygu olmadı mı? Heyecan olmadı mı? Ya aslında çok büyük heyecan oldu. Nasıl oldu? Ben 19 yaşına kadar annemsiz hiçbir yere giden bir adam değildim o zaman. Çocuk değildim yani. Mesela Kilimlispor'un deplasman maçları oluyordu. Grup halinde gittiğimiz için gidebiliyordum. Onun dışında ben Kilimli, Zonguldak, başka bir yere gitmedim annemsiz. Yani annem nereye ben oraya giderim. Anneme çok bağlı bir çocuktum. Ne zaman transfer oldum Ankara Gençlerbirliği ondan sonra gerçek hayatı ben görebildim. Belki anneme bu kadar bağlı olmasaydım 19 yaşında değil de belki 17 yaşında Kilimspor'dan çıkabilirdim diye düşünüyorum. O biraz beni etkiledi. Evet. Ümit Milli'ye olduktan sonra mı Ankara başladı? Ümit Milli'ye seçilince rahmetli Cavcav tabii beni görüyor, beğeniyor. Onun bir Cem Onuk vardı futbol beğenen menajer gibi bir abimiz. En son beni Bartın maçında izlemeye geliyor. O gün de ben 2 gol atıyorum. Çok iyi oynuyorum. Bartın seyircisi beni ayakta alkışlıyor. Sonra o geldi işte bizim otobüse bindi. Dedi gidiyoruz dedi imza atmaya. Ama dedi bugün seni hiç beğenmedim dedi bana. 2 gol atmışım. Bartın seyircisi beni ayakta alkışlamış. O beğenmemişti benim. Dedi hazırlan gideceğiz dedi bana. Tamam Gençler dedim. Birliği de futbolcu fabrikası gibi. Tabii yani ki. Yetenekli gençleri bulup. Ben tabii Ümit Milli Takım'a seçildikten sonra Cavcav rahmetli beni sürekli takip ettirmiş. Biliyorsunuz onun fabrikası da vardı. Un işi yapıyordu. Bizim orada da onunla çalışan bir abimiz vardı. Ona sürekli beni soruyormuş Kilimspor'da oynarken. Tabii Ümit Milli Takım'a seçilmemde de bir hikaye var. O zaman Ümit Milli Takım hocası Fatih Terim, Piyontek'in de yardımcısı biliyorsunuz. Bütün ülke genelinde bir yıldız yetenek avı başlatılmıştı. Bizden de 2 kişi, bir kaleci, bir ben Kilimli'den seçilmiştik. Tabi bu orada seçilmeyle bitmiyor. Gidiyorsunuz maçlar oluyor. O maçlarda tekrar elemeler oluyor. Mesela bütün seçilen oyuncular İzmir'de toplandı. Birlikte İzmir'de bir daha yapıldı. Tabii ki İzmir'de bir daha bir seçmeler oldu. Maçlar yapıldı. Ondan sonra Ümit Milli Takım kadrosu kuruldu. Zaten bizim başarı hikayemize baktığınız zaman o dönemki seçilen yetenekli oyuncular. İşte Avrupa Şampiyonası'na katıldık milli takımda. Dünya 3.'sü olduk. Kulüpler bazında Galatasaray'da 4 sene şampiyon oluyorsunuz. UEFA Süper Kupa'yı alıyorsunuz. Oradan gelen bir alt temelin oluşturduğu oyuncu grubundan geliyordu. Tabii 9 yıl dediğim gibi Kilimspor'da oynadıktan sonra Gençlerbirliği'ne transfer oldum. O zaman Fatih Terim'le mesai çok erken yaşlarda başladı. Tabii ki 19 yaşında başladım. Peki bu arada bir parantez açalım. O tarihten daha sonra Galatasaray'da oynadığınız yıllara kadar ki tarih arasında iki Fatih Terim arasında bir fark var mıydı? Tabii ki her geçen gün üstüne koyarak kendini geliştiren bir Fatih Terim vardı. Biz de öyleyiz biliyorsunuz. Gençlik yıllarımızda olgunluk çağlarımız çok daha farklı olabiliyor. Yaşamı daha iyi görebiliyorsunuz. Ufku görürken bu sefer ufkun ötesini görebiliyorsunuz. Çok geliştirdi Fatih Hoca kendini. Bence bunun en büyük ona yardımcı olan insanlardan bir tanesi de eşi diye düşünüyorum ben. Fulya ablaydı. Hakikaten Fatih Hoca'nın gelişiminde onun büyük rol üstlendiğini düşünüyorum ben. Her geçen gün üstüne koyan bir Fatih Terim vardı. Çünkü yani ben Ümit Milli Takım'dan tutun, milli takıma kadar, Galatasaray'a kadar Fatih Hoca ile çalıştım uzun yıllar. Onu en iyi tanıyanlardan biriyim diyebilirim yani. Teknik olarak tabii ki illaki üstüne koyarak gitmiştir ama Adanalı oluşundan kaynaklı. Senin de hemşehrin oluşundan. Evet. Yine o zaman da aynı mıydı? Tabii ki Adanalı zaten biliyorsunuz bir böyle kabadayı bir şey tavırları vardı ilk zamanlar ama sonradan tabii ki bunu da geliştirdi. Biraz duygularını bastırmasını da öğrendi. En azından futbolun içinden gelmesi ona biraz da kazanç sağladığını düşünüyorum. Futbolcunun biraz mantalitesini, futbolcunun kimliğini daha iyi bildiği için ona göre. Evet. Yani derler ya nabza göre şerbet diye, ona göre davranmasını da iyi biliyordu gerçekten. Peki Ankara Gençlerbirliği'nde evden ayrı, anneden ayrı. Zor muydu? Çok zordu. Şöyle bir olay geçti başımdan, onu da anlatayım. İlk ben imza attığım gün 92 yılbaşı günüydü. 92'ye girdiğimiz yılbaşı günü ben Gençlerbirliği'ne imza attım. Neyse tesislere gittik, imza attım. Tesislere gittik. Odaya girdim, yapayalnız hissediyorum kendimi. Gözlerim doldu, ağlamaya başladım böyle. Aynen. Ne yapayım derken 6 saatlik bir vaktim vardı. Zonguldak'a gittim hemen. Ankara'dan. Biraz kalıp işte 6 saat kalıp neyse geri döndüm. Çok uzak değil. Yani 4 saat falan da otobüste, 4-5 saat. Evet, evet. 6 saat vakit geçirip tekrar ailemle tekrar geri dönmüştüm. Hakikaten çok koymuştu bana. İlk defa bir gurbete çıkıyorsunuz, annemsiz. Düşünsene, başka kardeş var mı? 4 kardeşiz biz. 2 kız 2 erkek. Ama dediğim gibi ben biraz anneciydim. Anneden ayrılmak biraz zor olmuştu benim için. Peki devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. CRI Türk. CRI Türk'te spor hikayelerine devam ediyoruz. Ergün Penbe konuğumuz. Ankara'da işte annesiz geçen günler, ev özlemi, hatta 6 saat için bir gidip gelme durumu, daha sonra bir alışma. Oradaki günlerde İlhan Cavcav da rahmetle anıyoruz, futbolcu seçip futbolcu satarak resmen bir endüstri oluşturdu ve bu işi çok çok iyi biliyordu. Sizin aranız nasıldı İlhan Cavcav'la? Benim aram çok iyiydi. Tabii gurbette olduğum için, ben de çok ufak yaşlarda olduğum için bir baba gibi olmuştu bize İlhan Cavcav. Rahmetli çok seviyordu. Futbolda iyi anlayan, zaman zaman kendi gidip izleyen, hem iş için giderdi hem de futbolcu bakmaya giderdi. Yani bu sektörde bir numara diyebileceğimiz adamlardan bir tanesiydi. Uzun yıllarda gerçi Gençlerbirliği'ne en iyi şekilde hizmet etti. O kulübün kasasını en iyi şekilde doldurdu. Bir yönetici, bir başkan nasıl olur? En büyük örneğini bence Türk futboluna veren insanlardan bir tanesi. Bugün rahmetli anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Bende de çok emeği vardır kendisinin. Ama ne yazık ki oğlu çok fazla bir şey görememiş herhalde. Tabii İlhan Cavcav sezonunda takımın düşmesi rahmetli başkanımızın belki de kemiklerini sızlattı diye düşünüyorum ben. Evet. O sezonda düşmesi acı oldu gerçekten ama Gençlerbirliği bir kulüptür. Köklü bir kulüptür. Ben tekrar bu sene lige çıkacaklarını düşünüyorum ondan. Peki Gençlerbirliği'nden ayrılış nasıl oldu? Ayrılış aslında ben bir sene daha kalmayı düşünüyordum Gençlerbirliği'nde. Bir sene daha oynayayım, ondan sonra gideyim diye. İlk geldiğim dönem oynamıyordum. Devre arası geldim. Takımda papazlar var. Siz gençsiniz daha 19 yaşındasınız. Yani kimler? Derler ya 34 yaşında 35 yaşına gelmiş. İşte uzun yıllar orada oynamış. Oyunculara biz papazlar diyor, abiler diyoruz daha doğrusu. Onlardan önce duşa giremezsin. Onlardan önce duşa giremezsin. Girersen takunyayı kafana yersin. Tabii sana hizmet ettirirler. Çayı getir, kahvemi getir. Böyledir onlar. Çünkü uzun yıllar o kulübe hizmet etmiş abilerdir. Hep de bu arada onlar herhalde bazen hoca gönderip şey yapanlar. Tabii tabii onlar eğer bir teknik direktör olarak futbolcularla aranızı iyi tutmazsanız bu baba dediğimiz oyuncular sizi yiyebilirler. Mesela Milan'da Fatih hocamızın başına geldi. Ben de alt taraflarda çalıştığım kulüplerde benim de başıma geldi. Gelebiliyor yani. Onun için hep derler ya futbolculuk mu teknik direktörlük mü daha zor diye. Hakikaten teknik direktörlük daha zor. Sen oyuncusun, kendine güveniyorsun, yeteneğin var. Evet evet. Bir ama kendimden sorumluyum. Yani işin yöneticilik vasfı çok daha zor. 28-30 kişiyle uğraşıyorsunuz. Hepsinin sizi sevmesi çok zor. Ne kadar çok kişiye kendinizi sevdirirseniz, liderlik vasıflarınız ne kadar üst düzeyse, bir de hepsinin psikolojisi ayrı varsa, ayrı. Geliştiği yerler, büyüdüğü yerler farklı. Çok daha zor. Zaten bu dengeyi kuranlar iyi hoca oluyorlar, başarılı oluyorlar. Bunlardan bir tanesi Fatih Terim, işte Şenol Güneş, Lucescu ile çalıştım. O da çok bu konuda iyi bir hoca. Bunlar iyi yapıyorlar işte. Tabii dediğim gibi o zaman babalar var, oynamıyorum. PAF takıma gittim. Beni 4-5 maç BAF takıma yolladılar. Hı hı. Çünkü biraz adaptasyon sorunum vardı. Onu sağlama açısından. İki Trabzon maçı oynamıştık o zaman. İki Trabzon maçına 4 tane gol attım ben. O gün de bizim mesela Trabzon'la Gençlerbirliği oynadığı zaman PAF takımları da oynuyordu maçtan önce. Brahms de beni seyrediyormuş, Trabzonspor'un hocası. Hı. İki maçta ben 4 gol atınca bu çocuk kim demiş. Bu çocuğu bana alın demiş. Tabii Cavcav rahmetli vermedi beni. Hı hı. Takımda da oynamıyorum, düşünün. Takımda oynatmıyor Cavcav beni ama Trabzonspor'un hocası beni istiyor. Ben demiş veremem onu, oynatacağım seneye. Seneye güzel bir temizlik yaptı başkan. 6 ay bitti. Hı hı. Benim de staj dönemim bitti. İyice alıştım takıma. 6 ay geçtikten sonra bir revizyon yaptı takımda Cavcav. Sonra ben oynamaya başladım. Bu sefer 4 büyüklerin gözüne girdim. Ümit Milli Takım'da 93'te Akdeniz Oyunları şampiyonu olduk. Tarihinde ilk olan takımdır. Hı hı. 93'ten beri olan yok zaten. Hı hı. Bizim jenerasyonda yine. Bu sefer Fatih Terim zaten Ümit Milli Takım'dan tabii tanıyor. Tabii ki. Ümit Milli Takım'dan tanıyor. Oynamaya başladım. İyi de oynamaya başladım. Bu sefer dört büyüklerin gözüne girdim. 94'te mukavelem bitiyor. Bütün hepsi beni istiyorlar tabii. Hı hı. Milli takıma da seçildim. Hı hı. Bursa'da Rusya hazırlık maçına davet etti beni. Fatih Terim de o zaman 94'te A Milli Takım hocası. Beni davet ettiler. Oraya da gittim. Bu sefer daha çok piyasam arttı. İşte Trabzon'u, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı gidiyor. Mukavelem bitti. Sondan bir maç önce sakatlandım ben. Hı. Sonra Cavcav beni çağırdı. Mukaveleyi bir sene daha uzatalım mı dedi bana. Ben de uzatalım dedim. Ankara'yı seviyordum. Takım arkadaşlarımı seviyordum. Mukavelemi uzattım, imzayı attım. Zonguldak'a döndüm memlekete. Memleketliyim. Pat telefon geldi. Adnan Sezgin beni arıyor. Hı. Ondan sonra işte dedi, biz Cavcav'la anlaştık dedi. Seni alıyoruz dedi. Her şeyde para konusunda falan seninle anlaşmamız kaldı dedi. Dedim ama ben sakatım dedim. Söyledim size. Evet haberimiz var dedi. Sen dedi oradan şimdi çabuk çıkıyorsun dedi. Ankara'ya direkt Mehmet Binnet'e gidiyorsun. Kontrol oluyorsun dedi bana. Ben hemen gittim apar topar toplandım. Ankara'ya gittim. Kendimi gösterdim. Tedavi oldum Mehmet Binnet'e. Hiçbir sorun yok dedi. Problem yok anlaşabilirsiniz dedi. Sonra İstanbul'a döndüm. Tabii o arada Fatih Terim'le konuşuyorum. Hocam dedim böyle bir durum var. Büyük takımların hepsi beni istiyor ama işte Galatasaray aradı. Benimle görüşmek istiyorlar. Beni çağırdılar. Ne diyorsunuz dedim ona. Bak oğlum dedi bana. Bu isteyen kulüplerin hepsi büyük camialar dedi. Hı hı. Ben senin hangi kulübe gideceğine karışmıyorum dedi. Biliyorsunuz kendisi Galatasaraylı ama bana Galatasaray'a gideceksin diye hiçbir şey demedi. Hı hı. Bu isteyen kulüplerden hangisi seni isterse hangisiyle imzalarsan dedi. Şunu unutma dedim. Bunlar çok büyük camialar. Seni kapıdan kovarlarsa camdan bacadan girmeye çalış dedi. Ve o camiaya her zaman layık olmaya çalıştı. O camiayı iyi temsil etmeye çalıştı dedi bana. Bu benim her zaman kulağıma küpe oldu. Bunu da en iyi şekilde uygulamaya çalıştım. Bugün taraflı tarafsız herkesin sevdiği oyunculardan bir tanesiysem bu hocanın bana söylediklerini o sahada, o camiada uyguladıklarımdan kaynaklanıyor herhalde. Yalnız enteresan bir durum var. Sakat bir futbolcu ve Türkiye'nin en büyük kulüpleri talip. Ama tabii ki sakatlığım öyle çok büyük bir sakatlık değildi. İç yan bağım yırtılmıştı. Menisküs ameliyatıyla onu bir ayda zaten 4 hafta sürüyor maksimumda. Sezon da bitiyor zaten. Ameliyat olduğunuz zaman bunu en kısa sürede halledebilirsin. Zaten doktora da gidip onayı aldıktan sonra hiçbir sorun olmadı. Bir tek sorunum benim. Ben 94 yılında işte mukavelemi uzattım Gençlerbirliği'ne. İşte Galatasaray istiyor. Galatasaray'la anlaştık. Ben de parada anlaştım. Ameliyat olamadım. Neden? Neden? Galatasaray'a imza attım, evliliğe imza attım, aynı ay içinde askerliğe imza attım. Askere gittiğim için ameliyat olmam lazım, izin istedim. Erol Tok'tu o zaman hocamız. İzin istedim, benim ameliyat olmam lazım. Yok dedi, ben seni dedi çalışmayla iyi edeceğim dedi. İç yan bağ yırtını dedi, çalışarak orayı kuvvetlendirerek geçireceğiz dedi. Sen merak etme dedi. Öyle de yaptık, kuvvetlendirdim. Acemi birliğimiz bitti, usta birliğine geçeceğiz. Hangi yıldı? 94 yılı. 94 zaten Mayıs'ta oldu her şey olan. Bu kısa dönem askerliklerden mi? Ben 15 ay yaptım aslında. Öyle mi? Kısa dönem değildi. Neyse kulübümüze gideceğiz. Acem birliğimiz bitti. Hazırlık maçımız var. Hazırlık maçı Yalova ile oynuyoruz. Aslında bir grup Bursa'da oynuyor Bursaspor'la, bir grup da Yalova ile oynuyor. Oyuncu sayısı fazlaydı. Son dakika ben bir ters top atarken sakatlığım yine iç yan bağım yırtıldı. Tam kuvvetlenmemiş. Bu sefer tabii ameliyat olmak zorunda kaldım. Hoca da izin verdi. Erol Hoca. Böyle bir maceram başladı. Daha sezon başlıyor. Sezon başlıyor. Sakatlıkla Galatasaray'a başladım. Askersiniz. Yeni bir camia. Gerçekten 1,5 sene çok büyük sıkıntılar yaşadım. Hatta geri bile dönmeyi düşündüm Ankara'ya, Gençlerbirliği'ne. Yeni evlisiniz, askersiniz, yeni bir camia. İstanbul çok büyük bir şehir. Düşünün. 19 yaşına kadar annesiz bir yere gitmeyen, 2 sene Ankara'da kalan. Çok zor bir buçuk sene geçirdim. Ama tabii ki o önemli olan o 1,5 seneyi atlatmakmış. Yani ikisi de büyük şehir ama Ankara ile İstanbul arasında dağlar kadar fark var. O 1,5 seneyi dediğim gibi atlatmak önemliymiş. Onu atlattım. Askerliğim bitti. Sonra takımla çalışmalara başlayabildim. Sezon başı kampına gittim. İyi çalıştım. Sonra zaten 96 yılında da Fatih Hoca'nın gelmesiyle yükseliş dönemin başladı Galatasaray'a. Yükseliş dönemine az sonra geçeceğiz. Ondan sonra gerçekten de ışıltılı bir serüven var. Hem milli takımda hem Galatasaray'da. Devam edeceğiz az sonra. CRI Türk. Spor hikayelerine devam ediyoruz. Ergün Penbe konuğumuz. Galatasaray'da artık Türk futbol tarihinin en önemli başarısı. UEFA kupasını alan bir takımda futbol oynamak ve o takımda tekniğiyle, karakteriyle, futbolculuğuyla adından söz ettirmek öyle kolay değil. Nasıl duygulardı, neler yaşandı o dönemde? Tabii ki Fatih Hoca'nın gelmesiyle beraber bende de bir açıkçası güven olayı yükselmişti. Çünkü Ümit Milli Takım'dan tanıyorum. Benim nasıl bir yapıya sahip olduğumu bilen bir teknik direktörle çalışacağım. Hakikaten o Safting ve Sunus'la çalıştığım dönem çok sıkıntılı bir dönemdi. En kötü dönemi atlatmıştım. Bundan sonrası benim için kolaydı. Öyle düşünüyordum ama tabii Fatih Hoca'nın gelmesiyle ilk 4-5 hafta öyle olmadı. Benim beklentim gibi olmadı. Nasıl oldu? Kadro açıklanıyor. Ben kadroda yokum. Kadroya giremiyorum ilk 4-5 hafta. Düşünün. Fatih Terim'in, Fatih Hoca'nın enteresan, gerçekten ben konuklardan dinliyoruz sürekli programda anlattıkları kadarıyla çok şaşırtan hareketleri varmış o zamanlarda. Ya, Fatih Hoca zaten mimikleriyle falan biliyorsunuz efsane insanlardan bir tanesi. Hakikaten mesela oynayacağım diyor düşünürsünüz, oynamazsınız bir anda. Bir açıklaması yok mu? Yok. Sormuyor musunuz niye oynamıyorum ben diye? Soramıyorsun ki o şeyi bulamıyorsun. Şimdi Adanalı şeyi, o mimikleri, o tavrı falan, o cesaret. Hadi ben nasıl cesaret? Ben cesaret bulan insanlar vardır ama ben bulamıyordum. Ama bizim hoca laf söylediği zaman espri yapmayı çok severdi. Espri yapıldığı zaman sen ona karşılık verirsen, onun hoşuna giderse o da çok seviyordu. Bundan keyif alıyordu. Mesela biz çoğu zaman yapıyorduk. Mesela bir maçta bana, ben çok soğukkanlı olduğundan mesela ceza sahası içinde, çevresinde hep topu çekerdim. Bizim seyirci de bana çok şey yapardı gördükleri zaman, yapma kalpten gideceğiz falan diye. Hoca da bana çıkar bağırdı mesela kulübeden. Lan Ergün derdi, senin yüzünden sigarayı bırakamıyorum diye. Ben de derdim ki ona mesela, hocam dua et yedirmiyorum o sigarayı sana diye. O hoşuna giderdi onu. Yani böyle birbirimize takılırdık. Yani benim de gördüğüm en soğukkanlı futbolculardan, hatta o kritik saat dakikalarda penaltı kullandırtılan tek futbolcuydu yani Ergün Penbe. Yani ne kadar soğukkanlı olursanız, ne kadar seyirciyle, hakemle uğraşmazsanız o kadar az hata yapıyorsunuz. Çünkü sinirlendiniz, hakemle uğraşıyorsunuz. Oradan seyirci kötü laf söylemiş, onunla uğraşıyorsunuz. Bu sefer sizin oyun performansınızı da düşürüyor. Çünkü neden? Kafanızı oraya takıyorsunuz. Yani o stres altında o penaltıyı kullanırken hiç mi insanın ayakları titremez? Aslında titrer. Belki de şimdi söylese bana belki de atmam derdim. Ama Ümit Milli Takım'dan hocam beni tanıyordu. O zaman penaltıları attırıyordu. Düşünün, Galatasaray'da ben penaltı attırıyorum. Penaltıcılarımız zaten var. Zaten hoca penaltıya ilk birkaç kişiye söylemiş. Biz sonra atalım demişler. Şimdi beni tanıdığı için hoca sonra bana geldi. Biliyordu bu soğukkanlı, gamsızın biri diye direkt bana geldi herhalde. Bir de benim o gün doğum günümdü mesela. Dedim doğum gününde kendi kendime de bir hediye vereyim dedim. Ne düşündüysem bilmiyorum artık. 120 dakika oynamıştık. Artık bitmişik. Arsenal gibi bir dev takımı oynuyorsun. Artık ne düşündüm orada? Atarım dedim yani hoca. Hiçbir şey düşünmeden yani. Düşünsene şimdi olsa bir dururum şöyle. Atayım mı atmayayım mı diye. Hiç tereddütsüz atarım hocam demişim. Bir de Fatih Hoca bir şey dediğinde ona negatif bir şey söylemek çok zor. Mesela ufak bir sakatlığım var. Oynayabilir misin dediğinde başka bir hoca olsa oynayamam dersin ama Fatih Hoca'ya oynarım dersin. Evet. Ya onun da hoşuna gider. Evet. Yani fedakarlık yapmam. Peki o muhteşem dakikalar, o kupayı kaldırırken, kupayı aldığınızda biz burada sevinçten çıldırırken siz orada ne yaptınız? Valla biz hiçbir şeyin farkında değildik aslında. Ha. Yani ne büyük iş başardığımızın biz işte Atatürk Havalimanı'na indiğimizde o insanları orada gördüğümü düşünsenize, orası tıklım tıklım dolu. Girmek yasakken insanların oraya girmesi, sizi karşılaması. Sonra Taksim Meydanı'na gidiyorsunuz. Hınca hınç dolu. İlgiyle mi heyecan yere başladı? Ya o zaman diyorsun ki işte biz ne büyük bir iş başarmıştık. Çünkü o insanların coşkusu, size olan sevgisi, size ulaşmaya çalışması. Ya anlatılmaz, yaşanır derler ya. Aynen öyle yani. Biz mesela dünya üçüncülüğünde de aynısını yaşadık. Evet evet. Milli takımda da yani her futbolcuya nasip olmaz bu önemli başarılar. Ya aslına baktığın zaman bakıyorum da şöyle. Hakikaten Allah'ın sevgili kullarından bir tanesiyim herhalde. Ülkenin başarılarının çoğunda varım. İşte Akdeniz Oyunları şampiyonu, dünya üçüncülüğü, Avrupa Şampiyonası, UEFA Süper Kupa. Yani bir futbolcunun kazanabileceği birçok şeyi ben kazanmışım. Bu tesadüf değil yalnız. Ya, tabii ki ben çok çalıştım. Baktığınızda tüm futbol hayatı boyunca kaç kırmızı kart vardı? Benim bir kırmızı kartım var. O da çift sarı karttan. Yani Trabzon maçında Ahmet Çakar göstermiş. Tebrik ediyorum gerçekten. Ben bile gurur duydum şimdi böyle bir konuğu ağırladığım için. Aslında teşekkür ederim. Aslında şöyle de bir şey var. İnsan ya Allah her zaman çalışanın yanında diye düşünüyorum. Siz ne ekerseniz derler ya onu biçersiniz. Benim arkadaşlarım yazın güneşin altında denize girerken ben kumsalda koşuyordum. Çünkü benim bir hedefim vardı. Hedef koymuştum. Disiplin. Yetenek insanı bir yere kadar getiriyor. Yeteneğinize bir yere gelirsiniz. Çalışmazsanız bu başarıları zaten kazanamazsınız. Benim yeteneğim vardı. Üstüne ekstra çalıştım, daha çok çalıştım ve buralara geldim. Bugün ülkenin sayılı oyuncularından bir tanesiysem bu benim çalışma hırsım, azmim ve yeteneğimin sayesindedir. Kişilik, karakter ve aileden gelen genler de mutlaka etkili. Yani her zaman şu kulağımıza küpe olmuştu zaten Ulu Önder Atatürk'ün ben sporcunun Zeki Çevik, aynı zamanda ahlaklısını seviyorum diye. Evet. Yani bunları hepimiz biliyoruz. Önemli olan bunu nasıl alabildiğimiz, bunu nasıl uygulayabildiğimiz. Evet, hepimiz futbolcuyuz ama baktığın zaman bazılarının karakter olarak geride kalmış, bazıları da önde kalmış oyuncular. Kesinlikle. Peki programın sonuna geldik. Şöyle geriye dönüp baktığımızda unutulmayan bir anı mutlaka var. Birçok vardır ama bir tanesini paylaşabilir misiniz? Yani, tabii ki çok anımız var. Benim mesela yatakta sakatlanma anım var. O çok ilginç. Mesela Trabzon maçında Hasan Şaş kırmızı kart görmüş, haberim yok. Yani birçok anımız var öyle. Yatakta sakatlanma hakikaten ilginçti. İki tane maç oynayacağız Ankara Gücü'yle. Bir lig, bir kupa. Ligi oynadık, kupa oynayacağız. O akşam yatıyoruz. Bu otelde yorganları altına sokarlar böyle yatağın. Ona siz ayağınızla çeker. Üşenirsiniz kalkıp oradan çıkar. Ayağımızla. Ben de ayağımla çektim, gelmiyor. Nasıl zorladıysam. En sonunda geldi. Tabii uyudum, sabah kalkacağım, kalkamıyorum, doğrulamıyorum. Kasımda bir ağrı, böyle bir şey yok. Allah Allah. O yani ben böyle bir ağrı görmedim futbol hayatı boyunca. Ya kalkamıyorum, çorap giyeceğim, çorabımı giyemiyorum. Neyse masörü çağırdım, Rıza abi dedim, ben böyle akşam yattım, sabah kalktım, böyleyim. Yani ne olacak, ben oynayamam dedim yani. Dedi nasıl oynayamazsın lan dedi. Akşam bir şeyin yoktu dedi, antrenmanda bir şeyin yoktu. Vallahi dedim kalktım böyle, o çarşafı dedim zorladım, herhalde ondan oldu. Kasığımı yırttım acaba dedim. Yardımcı hoca geldi, Mifit hocamız geldi, Bülent hoca geldi. Ergün nedir durum? Hocam böyle böyle diyorum. Nasıl sakatlanırsın oğlum sen diyor, yatakla diyor. Yani koşturuyorlar beni, koşamıyorum. Yalnız ben de o yatağı yapan arkadaşlar nasıl bir hırsla yapıyorlarsa gerçekten yani otellerde çıkartmak çok zor. O gün de hakikaten çok zordu. Ben de bayağı zorlamıştım herhalde. Zorlarken kasığı biraz zorladım ki kalkamıyorum hakikaten yani. Çorap giyemiyorum düşünsenize. Yani beni koşturmaya çalışıyor. Bu sefer şimdi sorun şu. Hocaya nasıl söyleyeceğiz? Ergün yatakta sakatlandı. Fatih Hoca hemşerin Adanalı. Hadi gel de söyle. Bu diyor akşam bir yere mi kaçtı acaba? Bir şey mi yaptı diye düşünüyorlar. Oturdu mu sabaha kadar? Televizyon mu izledi? Aynen. Çünkü profesyonel futbolcu kendisine bakması lazım. Kesinlikle. O konsol oyunlarının bile oynanmaması lazım. Tabii şimdi diyorlar ki ben söyleyemem. Rıza abi diyor ben söyleyemem. Müftü Hoca ben söyleyemem. Bülent Hoca ben söyleyemem. Kim söyleyecek? Biri söyleyecek neticede. En son işte o öbürleri Rıza abi söylediler. Hoca o arada ne dediyse artık benim kulağıma gelmedi. Oynayamadım. Solbek Fatih Akil oynadı. İyi de oynadı. 1-0 kazandık maçı. Döndük sonradan. Çok güzeldi. Biz çok mutlu olduk ağırladığımız için. Çok da gurur duyduk gerçekten. Eskilere döndük. O da çok güzeldi. Evet. Çünkü yıldızdır, futbolcudur. İşte insanlar tanırlar. Ama kendi sesinden, kendi cümleleriyle hayatını anlatmasına çok fazla şahit olamazlar. İnşallah dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de buna şahit olmuşlardır ve mutlu olmuşlardır İnşallah. Bizim gibi. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.